Peki hocam, Türklerin, diyorsun ya bu bölgenin tarihi Türklerden yazılamaz. Türklerin burada iki tane fonksiyon var benim görebildiğim kadarıyla. Bir tanesi göç eden kavimler var, Türk kavimleri var. Bunlar bir devlet yerinde bir devlet kurmuyorlar ama bir takım devletlerin içerisine intibak edip o devletlerde bir süre sonra yönetimi ele geçiriyorlar. O devletin ana unsuru haline getiriyorlar kendilerini ve neredeyse devletin sahibiler. Özellikle Arap Yarımadası ve Mısır'da bunu görüyoruz. Diğer taraflarında işte İran'da olsun, Rusya diyebildiğimiz bugün veya Ukrayna diyebildiğimiz alanlarda olsun bir takım devletler kuruyorlar. Türk devletleri dediğimiz zaman Türklerin yönettiği veya Türklerin kurduğu devletler dediğimiz zaman hangileri akla gelmesi lazım? Yani bunlar kardeşim Türk devletleri. Tabii Selçukliler kendileri hakim oldular. Gazneviler kendileri hakim oldular. Bunlar da Altın ordunun dili Türkçedir. Türkçedir. Altın Ordu Moğol diye söylüyoruz. Halbuki tamamıyla Kıpçak vesikalar. Yani orduda kullanılan da o. Çünkü askerlerin çoğu. Efendim bu Türk devletlerinin, ben size söyleyeyim, Osmanlı'ya gelene kadar en mühim zaafı Türkçeyi ordunun dışında kullanmıyorlar. Kançılar ya da daima yerli unsurlara ağırlık veriyorlar. Cengiz Han onlardan daha çok Türk. Çünkü Uygurlara veriyor kançılarca. Yani o dönemi anlamak için o bizim Uygur şeyini, Çağatayca'yı falan bilmeniz lazım. Timur Devleti'nde tabii Türkçe her şeye rağmen orada kullanılıyor. Ama Hindistan'a indikleri zaman iş değişiyor. Aynı Babur devrinde. Orada Türkçe sırf orduda kalıyor. Bunlar Türk devletleri yani. Selçuklular öyle. Fakat ondan sonra Anadolu döneminden sonra ordunun dışında da Türkçe kullanılmaya başlıyor. Çünkü ön planda bizde o kadar kalabalık katip kadrosu yok o işleri yürütecek. Kitabet çok zor bir şeydir. Unutmayın ki Muaviye gibi dahi bir devlet yöneticisi Hazreti Ömer'dir ilki o büyük adamların yani teşkilatlandırıcıların. Muaviye mesela Suriye'de, Şam'da çok yerinde olarak İrancı ve bilhassa Rum unsurlara çok dayanmak zorunda kaldı. Unutmayın mesela Ioannis Damaskenus dediğimiz Şamlı Yahya. Bu zat katipti, babası da kendi de. Bu sonra biliyorsunuz Marşaba'ya çekildi Filistin'deki manastıra ve Hristiyan hagiografisinin başlıca adamı yani aziz mertebesinde. Bunları mecbursunuz. Sikkelerin bile bir yüzüne bastırıyor. Öbür tarafında gene duruyor eski yazıt. Bu çok şaşılacak bir şey. Bu böyle. Bundan yapmak için, kurtulmak için çok uğraşacaksınız. Belki de böyle bir şeye çok zaruret de duymuyorlar. İşte birileri götürüyor işi. Dolayısıyla Türk tarihinde Osmanlılıktır esas. Yani Türklerin medresesine de, efendime söyleyeyim, Kançılaryası'na da ordu zaten her halükarda devşirme alsa da Türkleştiren, şiddetle hem de süratle Türkleştiren Osmanlılardır. Bunun dışında rakip devlet vardı mesela değil mi? Memluklar. Adı üzerinde Memluk. Hayır, Türkçeden başka dil bilmeyenleri var. Yani çok Memluk var. Hükümdarlarının içinde Türkçeden başka bir şey bilmeyenler var. Kansu Gavri biliyor ama bilmeyenler var. Baybars? Baybars mesela şüpheli değil mi? Ama buna rağmen bu böyle gidiyor. Bunlar çok... Peki mesela Memlük bir Türk imparatoru sayılır mı? Hayır, sayılmaz. Yani Türklerin hükmettiği bir imparatorluktur, değildir. Ama Türk imparatoru değil. Türklerin ama askerliğine bakarsan evet, değil. Şimdi bu çok enteresan bir tartışma. Mesela Nizami Gencevi, Türk'üm de diyor ikide bir. Türk şairi mi? Hayır. Değil. Çünkü bir tek beyti yok. Yok. Yani bunu İran'daki en Azeri, Azerbaycanlı, en milliyetçiler bile söylüyorlar. Türk'tür. Türklerin şairidir. Çok değerli bir şairdir Farsça, Arapça birlikte.
Türk şairi değildir. Fuzuli Türk şairidir. Çünkü üç dilde de divanı vardır. Muhteşem bir adamdır o anlamda. Peki mesela öyle bakarsak Elif Şafak'ta kitapları İngilizce orijinali. Vallahi o konuda biraz şüphem var. Ben de kusura bakmasın. Yani yazmadığı sürece bir şey diyemem. Yani çünkü onlar tercüme belli. Yani her kitap ayrı tercüme gibi görünüyor bana. Ya mesela Elif Şafak Türk yazarı sayılmaz mı? Türk. Türk kız yani. Ama kitaplarını Türkçe yazmıyor. Yazmıyor işte, onun için olmaz. Türk edebiyatında Türkçe kullanacaksın. Yani bir yazarımızın Türkçeyi kendisinin çok büyük bir maharetle ve zenginleştirerek kullanması lazım. Benim için Mevlana mesela. Mevlana böyle bir problemi yok zaten. Şarkın bir mesela Çetin Altan gibi Türkçeyi çok ustalıklı kullanan bir modern yazar çok az. Yaratıyor yani. Ne laflar, ne terimler. Terimlerin dışında ne ifadeler. Mesela biri gelmiş de işte şeye bir eserinde bu Hanzade Sultan'a hayran olmuş. İşte ondan konuşacak falan. O arada da çok pot kırdım diyor. Boyuna pot kırıyorum diyor. O arada çıktı o diyor, girdi diyor. İçinin bütün öksüzlüğüyle kadıncağızın yanına sokulup fiskos bir dert anlattı. İçinin bütün öksüzlüğüyle dedi Allah Allah. Kimin aklına geliyor? Ve anlı şanlı şeyli bir herif o dediği adam da yani. Enteresan bir şey yani. Bu hakikaten icadı şeydi bu. Bu Türk yazarı bu. Bulacaksınız. Yani çok müsait bir dil çünkü. Bir kelimeyi bulamadığı için 10 sene bekleyen yazar var ya. Var o. Öyle bekleyeni var ama Türkçe çok verimli bir dil olabilir. Onun için ben başka türlü bakıyorum. Yani ayıp değil. İngilizce yazan yazar. Düşün ki bugün koca koca ülkeler var böyle. Yani Emin Maluf Arapça ne kadar yazıyor hiç bilmiyorum. Fransızca mükemmel yazıyor, mükemmel. Hint'te ne kadar büyük adamlar var yani.